Kenan Bey, kan verecek misiniz? Doktor Bey söyledi. Evet. Öncesinde birkaç test yapmamız gerekiyor. Buyurun gidelim lütfen. Aliye teyzeciğim. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldük. Sağ olun kızım. Geldiğiniz için sağ olun. Durumu nasıl peki? Ne diyorlar? Kesin bir şey diyemiyorlar henüz. İkinci kez ameliyat alacaklarmış. Hay Allah. Hayati bir tehlike yok ama değil mi? İnşallah Pelin'ciğim, inşallah. En zoru da burada böyle beklemek. Torunum iyi olsun da ben başka bir şey istemiyorum. Arzu Hanım, çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Kenan Bey yok mu? Az önce kan vermeye gitti. Az önce de aşağıda Serdar Bey'i gördük. Ay yazık, o da perişan olmuş. Serdar Bey'i mi gördünüz aşağıda? Hı hı, evet. Hava almayaymış. Senin ne işin var burada? Niye gitmedin hala sen? Ya nasıl gideyim Gonca? Allah aşkına nasıl gideyim ha? Yukarıda ölümle mücadele eden o kız var ya. İşte o kızın babasıyım ben. Babası. Anlıyor musun? Üstelik öz babasıyım ben onun. Ya tamam sakin ol. Ama şu anda senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve sen burada durarak sadece kendini tehlikeye atıyorsun. Şu anda en doğrusu senin buradan gitmen. En azından onun yanındayım ben, anlıyor musun? Yapma bak. Sen durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorsun. Ya yeter Gonca be, yeter. Bana akıl verip durma artık. Ya bak Serdar, eğer seni burada görürlerse... Ya görürlerse görsünler, bana ne? Elim kolum bağlı burada, daha fazla bekleyemeyeceğim ben artık. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ne yapacaksın? Ha? Yapabilecek bir şeyin var mı peki? Var. Şimdi yukarıya çıkacağım, dikileceğim hepsinin karşısına... ...ve Tuğçe'nin gerçek babasının ben olduğunu söyleyeceğim. Artık daha fazla dayanamıyorum ya. Ya sen çıldırdın mı? Tuğçe'yi senin kaçırdığını Necdet bilmiyor mu sanıyorsun? Ya bak eğer sen şimdi bunun karşısına çıkarsan, hiç tereddüt etmeden, sen daha ağzını açmadan oracıkta öldürürsen sen bunu mu istiyorsun ya? Haberi alınca ne kadar üzüldüm anlatamam. Ay kıyamam ben Tuğçe'ye ya. İnşallah en kısa zamanda iyileşir de yine bıcır bıcır etrafta dolaşmaya başlar. Allah'ın izniyle inşallah o da olacak. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Kenan abi. Duyar duymaz hemen geldik. Eksik olmayın. Hemşire hanım, kızım nasıl? Henüz bir değişiklik yok. İçeri girebilir miyim lütfen?
Tamam ama çok kalmayın. Sadece bir dakika. Teşekkür ederim. Kenan'la karşılaşmayalım diye buraya kamp kurduk, iyi mi? Gel, Necdet Bey. Necdet Bey, Tuğçe nasıl? Var mı bir haber? Necdet Bey, çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Biliyorum orada olmam gerekiyordu ama lütfen affedin beni. Bakın burada da Kenan için bekliyorum. Aklınıza bir şey gelmesin. Necdet Bey. Kes! Torunum ameliyat masasında yatarken bunları konuşacak değilim. Ayrıca seninle hesaplaşacağımız daha önemli bir konu var. Nasıl efendim? Anlamadım. Şimdi değil. Hele Tuğçe bir ayağa kalksın. Ondan sonra yüzleşeceğiz seninle. Tabii, nasıl isterseniz. Necdet Bey, biliyorum bana kızgınsınız ama müsaade edin şimdi yardımcı olayım size. Çok yoruldunuz, sabahtan beri ayaktasınız. Arabayı şöyle aldırdım. Buyurun biraz istirahat edin. Buyurun. Veysel'i önceden tanıdığımı mı anladı acaba? Yoksa Zeynep'in babası olduğunu mu öğrendi? Hay Allah ya. Tuğçe. Kızım. Beni duyuyor musun ha? Babanı affettim. Seni koruyamadım. Sana bunları yaşatmamalıydım. Tüm bunlara engel olmalıydım. Beni affet. Bu neymiş böyle? Bana olur mu ki? Biraz küçük sanki. Ay, renklere bak. Yok ki şöyle cıvıl cıvıl bir şey. Zevksiz. Ha? Bak bu güzelmiş. Bana da yakıştı ha. Kısa her. Sana daha güzel oldu vallahi. Huysuz kadın. Siyah saçlı cadı. Kim bilir burada daha neler var. Hey, rengin güzelliğine bak. Ay, güzelliğim ortaya çıktı vallahi. Oh, mis gibi koktu. Ay, bu benim maaşımdan fazladır ha. Neler varmış burada? Kırk haramilerin mağarası gibi.
her yerden bir şey çıkıyor. Acaba açıl susam açıl desem bir yerden bir kapı daha açılır mı? Ay, şunların güzelliğine bak. Anam, bunlar para içinde yüzüyor ya. Ay, şahane. Bana da yakıştı ha. Bir de sözde varını yoğunu ablama vermiş. Pis yalancı. Çeyreğin çeyreğini bile vermemiş be. Şimdi bunların banka hesapları da dolup taşıyordur ha. Neyse. Şimdi seni geri yerine koyalım. Yok ya. Bence senin yerin burası. Hem bu kadar şeyin arasında senin eksikliğini anlamaz bile. Bana da daha çok yakıştı. Oh be. Dünya varmış ha. Keşke evden böyle sık sık gitseler ya. Koskoca evde bana kalır. Ben de keyfime bakarım. Bak. Senin için de, kızının geleceği için de sen şimdi buradan gitmek zorundasın. Ha, eğer diyorsan ki ben gözümü kararttım, Tuğçe falan benim umurumda değil, önemli olan tek şey Arzu'dan intikam almak, o zaman durma. Hadi koş git içeri. Ama sana şunu söyleyeyim, Arzu bu durumdan da sıyrılır. Sen sonsuza kadar kızını kaybedersin. Hangisi önemli senin için? Tabii ki Tuğçe. O zaman git buradan. Ya ben sana her türlü gelişmeyi haber vereceğim. Söz veriyorum ya. Peki. Ama bak, verdiğin sözü tutacaksın, tamam mı? Beni her şeyden haberdar edeceksin. Tamam, söz veriyorum. Gonca, bekle. Bana bak, ateşle oynuyorsun. Ne diyorsun Erkut, sen anlamadım. Gonca, rol yapmayı bırak. Gözümle gördüm, Serdar'la konuşuyordun. Şey, ben buradan gitmesini istedim sadece. Necdet Bey öğrenirse canını okur. Adam her yerde Serdar'ı arıyor, ortalık yerde. Sen ne cesaret konuşuyorsun onunla ya? Ya bizi görmedi ki. Görmedi çünkü arabasını çektim ben. O yüzden görmedi. Yoksa an meselesiydi. Teşekkür ederim Erkut. Niye koruyorsun sen bu Serdar'ı? Çünkü onun hiçbir suçu yok. O da Arzu'nun kurbanlarından biri sadece. Yani tıpkı bizim gibi. Gonca, her halükarda çok dikkat etmen lazım. Bak, Arzu'nun kurbanı olduğun için canın yanmış olabilir. Ama Necdet'in kurbanı olursan canından olursun. Hastanın belli bir rahatsızlığı var mı? Başına bir darbe aldı. Zeynep? Sonra birdenbire bayıldı. Hemşire hanım hamile o. Onu da bebeğini de kurtarın olur mu? Siz burada bekleyin. Olmuş. Kıyamam ya. Kolay mı? İnsanın evladı. Kanı canı. Ah, ya ya. Bugünlerin de üstesinden geleceğiz inşallah. Siz hiç merak etmeyin. Hep birlikte. Bundan sonra bizi de bir kızınız olarak bilin. Sağ olun yavrum. Siz daha fazla yorulmayın artık. Aa, o nasıl laf Aliye teyzeciğim? Buraya kadar geldiniz. Desteğinizi esirgemediniz. Allah ikinizden de razı olsun. Lakin görüyorsunuz işte,
Elimiz kolumuz bağlı böyle bekliyoruz. Sizin de yorumlarınızda daha gönlüm razı olmuyor. Ama kızım yine gelirsiniz. Hele bir Tuğçe kendine gelsin, uyansın. Peki madem, biz müsaadenizi isteyelim. Tekrar geçmiş olsun. Ben sizi geçireyim. Kenan, ne söyledi doktor? Ne zaman çıkacak mı sonuçlar? Birazdan çıkarmış. Zeynep, ne oldu sana Zeynep? Hemşire hanım, ne oldu? Zeynep nasıl? Ne olur bir şeyler söyleyin. İyi mi? Lütfen sakin olun. Birazdan doktoru size bilgi verecek. Bu sırada siz de hastanın kimliğiyle kayıt işlemlerini halledebilirsiniz. Tamam. Nereden yaptıracağım? Koridorun sonunda solda. Tamam. Ben o zaman hemen yaptırıp geleyim. Zeynep'im, ne oldu sana böyle Zeynep? Aliye teyzeciğim, tekrardan çok geçmiş olsun. Dualarımız Tuğçe'yle. İnşallah bir an önce iyileşir. İnşallah, sağ olun kızım. Allah yüzümüze baksın da onu bize bağışlasın. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda iyileşecek. Ama siz de kendinize dikkat edin ne olur. Allah korusun tansiyonunuz var. Güçlü olun ne olur. Siz de sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Tabii geleceğiz. Böyle bir zamanda sizi yalnız bırakır mıyız hiç? Ha bu arada herhangi bir ihtiyacınız olursa lütfen arayın. Evet. Bakın ne olur çekinmeden arayabilirsiniz bizi. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok korkuyorum Kenan. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Olmayacak kızıma bir şey. Kenan Bey, Doktor Bey sizi bekliyor. Tamam, hemen geliyorum. Doktor Bey yalnızca Kenan Bey istedi. Siz burada bekleyin lütfen. Ne oldu? Nesi var? Zeynep? Zeynep beni duyuyor musun? Ne oldu sana böyle Zeynep? Ha? Ne oldu? Bu sessizlik sana hiç yakışıyor mu? Hadi aç gözlerini. Hadi Zeynep. Sana bir şey olursa ben ne yaparım Zeynep? Ölürüm ben Zeynep, ölürüm. Buyurun. Biraz bekleteceğim sizi. Allah'ım Veysel arıyor. Ne diyeceğim şimdi ben? Veysel? Tülay, ya biliyorum aradın ama biz aşamadık. Ya sana bir şey söylemem lazım. Çok kötü bir şey oldu ya. Hani eve getirdiğim küçük çocuk vardı ya, Tuğçe vardı hani. Biliyorum, her şeyi biliyorum. Tuğçe'nin vurulduğunu biliyorum Veysel. Ne? Her şeyi biliyor musun? Nasıl ya, nereden? Bırak şimdi onu, biliyorum.
Allah'ım inşallah o yavrucağın yüzüne bakar. O kız ayağa kalksın, başka bir şey istemiyorum ya. Veysel, neredesiniz siz şimdi? Biz şeydeyiz. Ya sen bizi merak etme, biz çok böyle güvenli falan bir yerdeyiz. Tamam. Dikkatli olun ama, olur mu? Tamam, tamam Tülay'ım, sen de dikkatli ol. Şimdi her yerde bizi arıyorlardır. Seni merak ettim ya. Sizi rahatsız eden falan birileri oldu mu? Yok, yok canım, olmadı. Biz iyiyiz, sen merak etme. Tamam mı? Tamam. Şuraya bir imza atarsanız. Tabii. Beni çağırmışsınız. Evet, buyurun oturun. Doktor bey, bir sorun yok değil mi? Tuğçem, kızım iyi değil mi? Panik yapmayın. Kızınızın sağlığı iyiye gidiyor. Evet, sizi dinliyorum. Tuğçe'ye kan veren sizdiniz değil mi? Evet, bendim. Hadi aç gözlerini. Hadi Zeynep. Zeynep? Bu adam, mahkemedeki adam, Erkut. Zeynep'in yanında ne işi var? Kıyamam ben sana Zeynep. Hadi aç gözlerini. Hadi aç da o güzel gözlerin gözlerime değsin. Nasıl durumu? Hastamızın ilk tetkikleri yapıldı. Bebek hiçbir zarar görmemiş. Gayet sağlıklı. Bebeğin babası da rahatlayabilir artık. Babası sizsiniz değil mi? Benim. Bebeğin babası benim. Ne? Doktor bey, lütfen söyleyin. Bir sorun yok değil mi? Kenan Bey, öncelikle sakin olun. Yaptığımız kan testleri sonucunda kızınıza kan vermenizin mümkün olmadığını teşhis ettik. Kanlarınız uyumlu değil. Nasıl olur bu? Anlayamadım. Yani Kenan Bey, tıbben baba kız olmanız mümkün değil. Tıbben Tuğçe'nin kızınız olamayacağını söylüyorum. Sizin amacınız ne? Ben doktorum Kenan Bey. Amacım ne olabilir ki? Size gerçeği söylüyorum. Bu mümkün değil. Böyle bir şey neye dayanarak söylüyorsunuz siz? Lütfen sakin olun. İnanamıyorum ya. Basit bir kan testiyle mi bütün bunlar? Kenan Bey, müsaade ederseniz açıklayacağım. Çocukların kan grupları anne ve babadan aldıkları değerlerle oluşur. Tuğçe'nin kan grubundaki birinin babası sizin kan grubunuzda olamaz. Ya nasıl olur bu? Ya bu nasıl olur? Doktor hanım, bebek de Zeynep de iyi değil mi? İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi Zeynep Hanım da bebek de gayet sağlıklı. Yalnız Zeynep Hanım vitaminlerini kullanmaya devam etsin. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ay Allah'ım, hayır, hayır, olamaz, olamaz. Duydun mu Zeynep'im, bak o da iyi, burada yanımızda. Dilerseniz DNA analizi yoluyla babalık testi de yaptırabilirsiniz. Ama durum açıkça gösteriyor ki Tuğçe'nin sizin kızınız olması tıbben mümkün değil. Kanlarınızın uyuşmazlığı bunu açıkça ortaya koyuyor. Anlatabildim değil mi? Kenan Bey? İyi misiniz? Evet, evet, iyiyim. Bakın, tansiyonunuz düşmüş olabilir. İsterseniz bir muayene edelim. Hayır, iyiyim. Peki bu durumda Tuğçe
Yani ona ben kan veremeyeceksem? Endişelenmeyin. Kanı temin etmek üzereyiz. Babasısınız değil mi? Benim. Bebeğin babası benim. Hayır. Olamaz. Olamaz. Teyzeciğim iyi misiniz? Teyzeciğim yüzünüz sararmış. 5 dakika oturun isterseniz. Gelin şöyle oturun. Oturun teyzeciğim. İyi misin teyzeciğim? İyiyim. Peki geçmiş olsun. Dikkatli olsana biraz. Bana mı dedin? Evet, sana söyledim. Senden başka yürüyen mi var burada? Görmedim. Görmemişsin, hastane bahçesi burası. Ben seni... Çek elini bırak. Oğlum tamam, ayrılın. Yoksa... Hastane burası, lütfen bırak. Bırak ya. Bırak, bırak, tamam, bırak. Hastane burası. Bak, sakin ol. Allah kahretsin! Aliye Hanım, Tuğçe de mi bu hastanede? Olanları Zeynep'ten duydum. Çok üzgünüm. Evet, maalesef torunum burada. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Peki, sizin ne işiniz var burada? Zeynep biraz rahatsızlanmıştı. Ya, ne oldu? Nesi var? Biraz sancısı tuttu. Ben de çok korktum. Apar topar getirdim hastaneye. Önemli bir şey mi? Bize niye haber vermediniz? Sizin de telaşınız var. Derdiniz başınızdan aşkın. Meraklandırmak istemedim Aliye Hanım. Zeynep yalnız mı şimdi? Evet evet. Kaydını yaptırmıştım. Zeynep şu an acilde. Onu görmek isterseniz götüreyim sizi. Hem içiniz rahat etsin. Sen benim için çok kıymetlisin Zeynep. Keşke bunu bilsen. Keşke. Aliye Hanım, Zeynep burada. Allah kahretsin. Sakinleştirici mi verdiler? Yok, ağrısı çoktu. Birdenbire bayıldı. Şimdi kendine gelmesini bekliyoruz. İkiniz mi geldiniz? Yani siz mi getirdiniz hastaneye? Evet evet, sadece ben vardım. Aliye Hanım, onu öyle görünce çok panikledim. Hemen bir taksi çağırdım, apar topar getirdim hastaneye. Durumu nasıl? Kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra doktoruyla karşılaştım. Tetkik sonuçlarının gayet iyi olduğunu, kendine geldiğinde hastaneden çıkabileceğini söyledi. Aliye Hanım, torununuzun da sağlık durumu gayet iyi. Merak etmeyin. Torunum ha? Torunum. Bunu bize nasıl yaptın Zeynep? Oğluma nasıl yaptın? Thank you.
Kim geldi? Hadi canım. Aliye Hanım. Zeynep gözlerini açıyor. Bebeğim. Bebeğim. Canım. Canım benim, hastanedesin şu an. Yaşıyor mu bebeğim? Sen hiç merak etme. Sen de, bebeğin de gayet iyi. İçin rahat olsun. Allah'a şükürler olsun. Yaptığımız kan testleri sonucunda kızınıza kan vermenizin mümkün olmadığını teşhis ettik. Kanlarınız uyumlu değil. Yani Kenan Bey, tıbben baba kız olmanız mümkün değil. Olamaz bu ya. Olamaz bu. Arzu, bu kadarını yapmış olamazsın. Bunu yapmış olamazsın. Baba neredesin? Bir saattir yoksun ortada. Ne var? Ne oldu yine Arzu? Doktor Kenan'ı yanına çağırdı. Kan tahlili için. Ne olmuş? Baba nasıl, ne oldu? Kan tahlili için yanına çağırdı diyorum. Çok korkuyorum, anlasana. Arzu, bıktım senin şu korkak ürkek tavırlarından. Yemin ederim bıktım. Baba niye anlamıyorsun? Kan tahlili yaparlarsa Kenan'ın Tuğçe'nin babası... Yeter Arzu, yeter. Şu an ilgilendiğim tek şey Tuğçe'nin sağlığı. Sen de şu korkaklığı bıraksan iyi olur. Nereye götürüyorsunuz kızımı? Ameliyathaneye alıyoruz hanımefendi. Kan bulundu mu? Evet bulundu. Bir sıkıntı yok. Endişelenmeyin. Canım bir tane daha ister misin? Yok Tülay abla, sağ ol. Aliye anneye sen ne haber verdin Tülay abla? Yok. Tuğçe de bu hastanedeymiş. Tesadüfen karşılaştık. Ya öyle mi? Durumu nasıl Tuğçe'nin? İkinci kez ameliyat alacaklar evladım. Ne? Peki ben gidip görebiliyor muyum şu an? Yok yok. Lüzum yok bu halde. Hem zaten kimseyi almıyorlar yanına. Allah yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur yavrucak. Amin. Ha Zeynep, kendine geldiğine göre hastaneden çıkabiliriz ha? Doktorun öyle söyledi. Ben seni evine götüreyim canım. Siz de izin verirseniz siz gelene kadar Zeynep'e göz kulak olmak istiyorum. Eviymiş. Aliye Hanım? Siz bilirsiniz. Aliye anne. Biliyorum. Tuğçe'ye babamla kardeşim zarar verdi sanıyorsunuz. Ama inanın ki gerçek öyle değil. Ben gerçeklerin ne olduğunu bilmiyorum artık. Aliye anne, gerçekten babam Tuğçe'ye bir zarar vermemiş. Tam tersine Tuğçe'yi... Tamam Zeynep. İzahatlerin, özürlerin lüzumu yok şimdi. Yalanlar aileme yeterince mahvetmiş zaten. Tamam canım, tamam.
Baba, Kenan hala yok. Arzu yeter. Kes artık. Ben Kenan'a bakmaya gidiyorum. Biz de buradan çiftliğe gidiyoruz. Aklınız bizde kalmasın. Yok yok, kalmaz. Tuğçe'ye de Allah'tan şifa diliyorum. Gelmiş geçmiş olsun inşallah. Geri kalan her şey konuşulur, anlaşılır Aliye Hanım. Aliye Hanım, Veysel'in gerçekten suçu yok. Dualarımız Tuğçe ile iyi olacak inşallah. Doktor Hanım, ben de bir şey soracaktım size. Zeynep'in herhangi bir ilaç almasına gerek var mıydı? Biraz halsiz düştü de. Endişelenmeyin. Hamilelerde ilaç kullanımı ne kadar az olursa o kadar iyi. Bebeğin babasıyla da konuşup durumu açıkladım zaten. Bebeğin babası mı? Evet, ona da söylediğim gibi vitaminlerinizi kullanmaya devam edin. Bu yeterli olacaktır. Geçmiş olsun. Çıktım. Tuğçe'yi ameliyata götürdüler. Keşke o sırada sen de kızımızın yanında olsaydın. O daha çok küçük Kenan. Böyle bir şey hak etmek için ne yaptı bilmiyorum. O bizim göz bebeğimiz. Bir tanemiz. Bizden tek istediği birbirimizi sevmemizdi. Bir de onu sevmemiz. Ama biz ne yaptık? Kavga ettik. Ama o bir iyileşsin. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Ne olur Kenan. Ne olur artık kızımızın istediği gibi bir aile olalım. Eğer hamile kalmamış olsaydın, Tuğçe bizim kızımız olmasaydı, biz aile bile olamayacaktık değil mi Arzu? Ne demek istiyorsun? Yani evlenmemize neden olan, bizi aile yapan Tuğçe'ydi demek istiyorum. Öyleydi. Hep öyle olacak. Hatta başka çocuklarımız da olacak. Ama önceliğimiz kızımız. Hele Tuğçe bir iyileşsin. Her şey yoluna bir girsin. Doktor seni niye çağırmış? Tuğçe hakkında bilgi almak için. Ne dedi peki? Arzu. Tamam. Doktor her yerde sizi arıyor. Ameliyattan önce konuşacakları varmış. Tamam, geliyoruz. Bir türlü taksi geçmedi. Hülya abla. Acaba doktorla konuşan kişi... Bilmem ki Zeynep. Çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Erkut. Tabii ya. Ne oldu Zeynep? Tülay abla, Erkut burada. Kesin doktorla konuşan kişi de oydu. Biliyorum ben. Nerede o? Bak, az önce şurada durmuş, bize bakıyordu işte. Nasıl yapar bunu ya? Nasıl bebeğin babasıyım ben der. Zeynep'ciğim, sakin ol lütfen. Senin sinirlenmemen lazım. Bütün hayatıma kara bulut gibi çöktü ahlaksız ya. Bu kadar da fazla ama ya, dayanamayacağım. Tamam. Zeynep dur, dur. Dur, bu şekilde gitmeye müsaade edemem hayatım. Tamam, tamam. Yap. Sakin ol lütfen, sakin ol. Tamam. Hadi, ben seni evine götüreyim. Hadi canım. Dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum.
Ne diyecek acaba doktor? Ameliyathaneye götürmüşlerdi. Kötü bir şey olmasın. Ay ne yapayım abla? Kahve molası verdim, oturuyorum. Oh! Yanına bir de lokum alsaydın pek iyi olurdu. Kız ben seni oraya çay içesin, kahve içesin diye mi yolladım ha? Ay! İki dakika oturduk, o mu kabahat oldu? Cık. Ya hem ben burada nasıl rezillikler çekiyorum, senin haberin var mı? Aman iyi, hadi. Boş ver şimdi boş lafı da. Ne yaptın, şu kızla ilgili bir şeyler bulabildin mi? Yok vallahi bulamadım. Öyle bütün gün kuluçka tavuğu gibi yatarsan bulamazsın tabii. Bana bak Seher, hazır evde kimse yokken etrafa bakındın bakındın. Yoksa işimiz çok zor kızım. Şu kızla ilgili dişe dokunur bir şeyler bul, tamam mı? Tamam abla, tamam. Kapatıyorum. Kız ne yapıyorsun sen? Abi çiçeğimiz eksikti. Sen... Allah kahretsin seni. Ama... Ne bakıyorsun kız suratıma, havanı al. Gitsin şuralara. Kolayı al gel, hemen siliyorsun buraları. Yürü, Allah'ın çırpı bacağı seni. Her tarafı tertemiz edeceksin ona göre. Ah zaman, gurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son.